zamanlar bir doktor varmış. Bu doktor küçüklüğünden beri insanlara yardım etmeyi sevdiği için büyüdüğünde de doktor olmak istermiş. Nitekim de doktor olmuş. Doktor olunca işini en iyi şekilde yapıp herkese yardımcı olurmuş. Fakat bu doktorun asistanı ise bu doktorun tam tersine insanlara yardım etmeyi hiç sevmezmiş. Ne zaman insan görse insanlardan iğrenirmiş. Gel bakalım gel. Ay bana yaklaşma. Yaklaşmıyorum tamam. Mikrop saçıyorsun resmen, mikrop. Doktor beyin odası ne tarafta? Ne tarafa geçeceğim ben? Doktor beyin odası şu ileride de. Vallahi kokuttun ya polikliniği. Kokuttun. Iy. Ne bu hastalık artık? Koku hastalığına mı yakalattın anlamadım. Kötü kokuyorsam çok özür dilerim de. Ben doktor bey için gelmiştim. Bir de benim çok fazla param yok ama. Siz ücretsiz tedavi yapıyor musunuz acaba? Ne diyorsunuz ya? Burası barınak mı? Biz bedava mı bakacağız sana? Böyle bir şey kabul edilemez. Ama ne? Şey. Hayır aması maması yok. Ya. Biz barınak değiliz. Hadi kardeşim çık geçmiş olsun bu koku. Ama gerçekten çok hastayım ya. Ay hadi bay bay. Tamam. Ay önüne gelen de gelsin, bedavaya param yok muayene olacağım. Ay boşuna pisletiyorlar burayı. Mert'in asistanı sürekli hastaları nazarlar dururmuş. Fakat bu Mert'in hiç hoşuna gitmezmiş. Ne demek parası olmadığı için hastayı kovdum. Böyle bir şey mi olursun ha? Sana kaç defa diyeceğim. Hastaları parası için değil, hasta oldukları için bakıyoruz. Doktor bey önce benle bir siz saygılı konuşun tamam mı? Ben pis kokan fakir hastalara bakmak zorunda değilim. Bakmak istemiyorum ya. Allah Allah geliyor. pis kokuyor. 5 kuruş parası yok. Benim emeğime yazık. Tırnağım kırılsa ne olacak? Benim tırnağım bu sırada kırılsa ne olacak? Siz onu karşılayabilecek misiniz? Vermiyorsan defolup gidersin. Anladın mı beni? Ne demek kovulursun doktor bey? Ben öyle bir şey demek istemedim yani. Ben memnunum da işimden. Bilmiyorum kafam karışık. Ondan herhalde böyle oldu. Kusura bakmayın. Tamam o zaman. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? O hastayı ücretsiz şekilde tedavi ediyoruz. Hem de evinde. Şimdi gidip hastayla iletişime geç ve hastaya hemen onun evine geleceğimi söyle. Anladın mı beni? Ama efendim evine gitmek ne ya? Tamam gelsin bakalım da niye evine gidiyoruz? Evine gideceğiz. Ben ne dediysem o. Anladın mı beni? Uzatma. Hadi gidiyoruz. Of iyi tamam tamam doktor bey. O zaman ben gideyim de hastanın iletişim bilgilerinden ulaşıp nerede yaşadığını öğreneyim. Demiş Mert'in asistanı. Ve istemeye istemeye olsa da o hastaya yardım etmek için telefonun başına doğru gitmiş. Alo. Daha demin polikliniğe gelen moruk kokuşmuş ve fakir hastayla mı görüşüyorum acaba? Az sonra oraya gelmemiz gerekiyor. Evinizin adresini atabilir misiniz? Bana tedaviye geleceğiz. Hayır yapıyoruz canım. Hayır. Evet geleceğiz. İyi tamam. Hadi bay moruk. Nelerle uğraştırıyor beni bu doktor ya. Of. Sıla ne yaptın? Hastanın adresini aldın mı? Evet evet Mert Bey. Aldım attım telefonuma mesaj olarak. Böylelikle Mert ile Sıla bu hastanın evine doğru yola koyulmuşlar. Bir süre gittikten sonra hastanın evine varmışlar. Aa doktor bey bakın konum burayı gösteriyor. Evi burası. Ama bak gördün mü? Evi çok kötü, çok zor durumda. Bak böyle insanlara yardım edeceğiz ki vicdanımız rahat olacak. Hadi gel evine bakalım. Hayır 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 ben bu eve giremem. Bu ev kokuyordur. Bu ne? Burası bir fare yuvası. Burası ev değil ahır. Ben burada hiçbir şekilde zaman geçemem doktor bey kusura bakmayın. Ben sana ne dedim? Az önce bu eve girmezsen işinden kovulursun anladın mı? Girip yardım edeceksin ve hastanın yanında tek kelime etmeyeceksin. Ona hakaret ve kötü ses söylemeyeceksin anladın mı beni? Anladım anladım tamam ama yani bu kadar da üstüme gelinmez. Zorla beni ağıra sokun tamam mı? Tamam gidip ben işimi yapacağım. Tamam al bunu hastaya kibar olacaksın. İğne yapmamız gerekirse iğneyi sen yapacaksın anladın mı? Tamam tamam. Tamam. Ben maskeyi takıyorum o halde. Hadi gel bakalım. Merhabalar. Size çok iyi bir haberle geldik. Sizi ücretsiz tedavi edeceğiz asistanımla birlikte. Evet aynen öyle yapacağız. Evet evet. Siz bize sorununuz nedir onu söyler misiniz? Önce size bir teşhis koyalım değil mi asistanımla birlikte? Evet çok çok merak ediyoruz hastalığınızı. Vallahi doktor bey hem öksürüyorum hem hapşırıyorum hem de şuram ağrıyor. Ve hatta siz içeri girdiğinizde bir de bacağım ağrımaya başladı. Hastalığımın ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Doktor bey bu ne? Bunda her hastalık var şimdi hepsini bize geçirecek ya. Of öyle bir şey yapmayacaktık. Nasıl konuşacaktık ya onu. Ay çok geçmiş olsun bu nasıl pis bir hastalığı. Evet çok kötü hastalığa yakalanmışsınız. Aman merak etmeyin. Asistanımla ben bu işte en iyisiyiz. Size sağlığınıza kavuşturacağız merak etmeyin. Şimdi asistanım şeyleri bana malzemelerden bir tanesini verebilir mi? Sen diğer malzemeni isterse ben de sizin hastalığınıza bakayım. Neyin var demiştiniz siz? Ay birazcık oturayım da işten kaytarayım bari. İşmiş yapamayacağım şu an. Allah bu da ne ya?
10 lira. Enayinin son parasıdır, cebime atayım da şunu. Bir şeyler alırım kendime, sakızma kız zaten başka bir şey olmaz da. Ay birazcık telefona bakayım ben de en iyisi. Ay bu elbise de tam bana göre vallahi, çok sen yalan. Ne yapıyorsun ya? Sen niye burada boş boş oturuyorsun? Sen niye doktor oldun insanlara yardım etmeyi sevmiyorsan? Şimdi kalkıyorsun benim yanıma geliyorsun. Hastaya çok iyi moral veriyorsun. Ona bu iğneyi yapıyorum. Ondan sonra hasta iyileşiyor. Ve evimize gidiyoruz. Anladın mı beni? Özür dilerim. Haklısınız gerçekten ama yani eğer eve gitmemiz hızlanacaksa hemen şu adama iğneyi vuralım lütfen. Eve gidelim, ben bunaldım. Tamam mı? O zaman hadi gel birlikte gidiyoruz. Gel. Bu doktor hemen geleceğim dedi. Nerede ya? Zaten korkuyorum iğneden. Gelmedi de bir türlü. İçerideki kız ne yapıyor acaba ya? Çok merak ettim. Umarım çok bekletmemişizdir. Asistanımla birkaç sıkıntı yaşadık ama hallettik. Evet. Şimdi sizin tedavinize geldi. Hadi asistanım. Buna siz iğneyi yaparken ben de sizle konuşacağım, tamam mı? Tamam. Hadi asistanım yap. Orada iğneyi acıtmayacak. Asistanım ne yapıyorsun? Çok korkuyorum ben ya. Asistanım ne yapıyorsun? Durun. Sallıyordu ya, çok acıdı. Niye iğne yapıyorsun ya? Ya normal niye attım, olması gereken buydu. Ama acıtmadan da yapabilirdin. Acıtmadım zaten ya, onun da canı çok tatlıymış. Neyse, iyileştiniz artık değil mi? Aa, evet ya, hemşire hanım iğneyi birazcık sert yaptı ama sanki ağrılarım geçmiş gibi ya. Hem gördüğünüz gibi hapşırmıyorum, öksürmüyorum. Tamam sen de nazlanma işte, yavaşçacık iğneyi vurdum, bitti gitti. Evet, artık bizim işimiz bittiğine göre biz evimize kaçalım. Geçmiş olsun tekrardan. Vallahi çok teşekkür ederim doktor bey, Allah sizden razı olsun. Olsun ya. Ama şunu unutmayın ki bir gün size bunun karşılığını elbette ödeyeceğim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederiz. Ne demek? Hadi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Demişler Mert ile Sıla bir adamın evinden ayrılmışlar. Mert insanlara yardım ederek geçiriyormuş günlerini. Sıla ise yatarak geçiriyormuş günlerini. Bir gün ülkelerine katılık olmuş. Her şeyin fiyatı çok yükselmiş. Enflasyon tavan yapmış. Bu yüzden Mert ile Sıla çok borçlanıp çok kötü duruma düşmüşler. Demek her şey buraya kadarmış. Yapacağı bir şey yok. Saçça artık başka bir iş yaparız. Ben doktorluk mesleğini çok seviyordum ama hayatımızı bir şekilde idare ettiririz. Yaşama dair her zaman umudumuzu korumalıyız. Doğru söylüyorsunuz doktor bey. İsterseniz siz bir ilan verin buranın. Tamam hemen ilan veriyorum. Kapı çalıyor. Hadi sen kapıya bir bakın. Yok gelin ben. Birlikte bakalım ya. Tamam. Zaten son günlerimiz burada. Tamam hadi gelin. Ay açayım kapıyı da kim bakalım. O? Kim geldi? Merhaba. Doktor bey merhaba. Size de merhaba. Beni hatırladınız mı? Çok önceden beni tedavi etmiştiniz ve size borcumu ödeyememiştim. Ve ülkemizin geldiği durumu da biliyorsunuz. Ben şöyle bir para biriktirdim. Bu sizin emeğinizin karşılığı diye düşünüyorum. Lütfen bu parayı kabul edin benim için. Paralara bak, paralara kurtuldum. Ama biz bunu kabul edemeyiz. Ederiz, gayet ederiz. Şu an çok zor durumdayız. Paraya çok ihtiyacımız var. Evet evet, kesinlikle. Valla sizin emeğinizin karşılığı oğlum. Doğru diyorsun. Ama bak gördün mü Sıla? Bir gün yaptığın iyilik sana gelip de karşına çıktı. O yüzden sen her zaman insanlara yardım etmen gerekiyor. Böylelikle Mert ile Sıla tüm borçlarını ödemişler. Ve o gün zamanında yaptıkları iyiliklerin bir gün onlara geri döneceğini öğrenmiş olmuşlar. Ve bundan dolayı kalan yaşamları boyunca herkese iyilik yaparak geçirmişler tüm ömürlerini. Bu videoda burada bitmiş. Sen de bu videoya like atıvermişsin. Çünkü bu videoya bayılmışsın.